Kaydımız başladı. Herkes hoş geldi. Bugün Power BI Türkiye Meetup grubuyla birlikte Meltem Hanım'la birlikte Power Platform grubundaki bütün uygulamalarla ilgili sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Ben bazen tanıtımı yapmayı unutuyorum. Çok yapınca tanıyorlardır diye varsayıyorum. Meltem Hanım, Rise Technology şirketinde yönetici, aynı zamanda Business App MVP'si kendisi. İsmiyle birlikte bir blog sitesinde bildiklerini paylaşıyor. Takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben Halil Güngörmüş. Meetup grubunda uzun süre birlikte olduğumuz arkadaşlar var. Kısa keseceğim o yüzden. Yaklaşık 20 sene tedarik zinciri ağırlık çalıştıktan sonra bir 5-6 sene öncesinde bu Power BI ile ilgili bütün her şeyi, bütün hayatımı kolaylaştırdığı için tamamen yeni bir kariyere başladım. Power BI MVP'siyim ben de. Power BI.İstanbul blog sitesinde de ben de kendi bildiklerimi paylaşıyorum. Bugünün konusu Power Platform grubundaki Power Apps başta olmak üzere her türlü sorunuza olabildiğince detaylı bir şekilde yanıt vermek. Gördüğüm kadarıyla kaç soru var bilmiyorum ama herhalde 25-30 tane soru var galiba Meltem Hanım. O epey Aa, varmış. biraz var evet. Hepsine O yeterin. 15 falan var herhalde. Tamam. Hepsine yeterince vakit ayırmaya çalışacağız. Session sonunda eğer vaktimiz kalırsa aşağı yukarı bir saatlik yapıyoruz bütün session'ları. Vaktimiz kalırsa ve duruma göre sorularınıza yanıt vermeye devam edebiliriz. Konuyla ilgili olduğunu düşünüyorsanız lütfen elinizi kaldırın, kendinizi sessizden çıkartın, sorunuzu direkt sorun. Ama ayrık sorular olursa bunun için session sonunda ayrı bir 15-20 dakikalık bir soru-cevap kısmı zaten yapıyor olacağız. Meltem Hanım, sözü size bırakıyorum ben. Teşekkür ederim. Öncelikle bu akşam için teşekkür ediyorum Halil Bey. Tanıtım için de teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi yaklaşık 2-3 hafta önce bir duyuru çıktık ve sizlerden bu akşam için hani sorularınız varsa derleyip toparlayalım ve sizlere bir hani sorularınızı cevaplayalım şeklinde bir session düzenledik. Şimdi bu bağlamda alt kategorilere böldüm. Biz zaten hani verici mutlaka kategorilendirme burada da şimdi dikkatimi çekti. Lisansıma ile ilgili gelen sorular var. Hemen hızlıca başlayacağım arkadaşlar. Sorularınız olursa Halil'in de dediği gibi el kaldırıp hemen anında sorabilirsiniz. Şimdi lisanslama ile ilgili aslında iki tane soru geldi. O da şu, lisanslama tarafında detaylı bilgi istiyorum dediniz. Bu linkleri günün sonunda size chatten atacağım. Excel şeklinde. Dolayısıyla bu linkleri o yüzden koydum buraya. Şimdi lisanslama 2021 guide'ı, 2022 guide'ı evet Fatih de geldi şimdi. 2022 guide'ı daha yayınlanmadı. 2021 guide'ı üzerinden konuşuyor olacağız. İki çeşit lisanslama var. Bununla ilgili bu linkteki bilgileri ben sizinle şöyle hemen hızlıca paylaşayım. Bu arada Mehmet Fatih chatten merhaba yazan arkadaşımız Microsoft EMEA region'da. O da lisanslama ile ilgili son takılan ya da aklınıza detay vesaire bir şey varsa o da size bilgileri paylaşabilir. Mehmet yanlış söylediğim, eksik söylediğim ya da değişen bir şey varsa mutlaka müdahale et. Hepimiz doğruyu, son şeyleri, versiyonu öğrenelim. Şimdi Power Platform'da aslında iki şekilde lisans alabiliyorsunuz. Birincisi standalone dediğimiz, yani tamamen Power Platform'a özgü bağımsız bir lisanslama. Bir diğeri de size 365 ailesinden herhangi bir lisans satın aldığınızda gelen kısıtlı özellikler. Şimdi 365'e birazdan değineceğim. 365 ailesiyle neler geliyor, neler gelmiyor. Ama standalone'u nasıl alabilirsiniz? Diyelim ki Office 365 veya Dynamics 365 lisansınız yok. Ama Power Apps kullanmak istiyorsunuz ya da Power Apps kullanmak istiyorsunuz, Automate değil. Lisansı şu şekilde satın alabiliyorsunuz. Ya per user per app ya da per user. Ama şimdi preview'da olan bir de pay as you go şeklinde bir kullandığınız kadar ödeme şekli var. Onu da anlatacağım şimdi. Power
Per user per app de uygulama başına bir uygulama, bir custom app veya bir portal için kaç tane kişi kullanacaksa kişi bazlı ödeme yapıyorsunuz. Adam başı $5 aylık. Bir tane atıyorum işte az önce Büşra'nın söylediği işe başvuru formu uygulamanızı işte 30 kişi kullanacak. 30 çarpı 5 kişi, 30 çarpı $5'lık bir yıllık ödeme, aylık ödeme şeyiniz, fiyatınız tutuyor. Tabii bu ekstra herhangi bir şey kullanmadığınız durumda, AI Builder gibi ya da işte vesaire vesaire. Ya da per user şeklinde bir lisans satın alabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi unlimited application, yani sınırsız sayıda, bir tane uygulamam yok. Benim bir sürü uygulamam var ve bu bir sürü uygulamayı 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi kullanacak. Fark etmez. Adam başı $10, $20 ödüyorsunuz. Bunun fiyatı $20'dı yanlış hatırlamıyorsam. $20 ödeyip 20 çarpı 3 kişi, 5 kişi, 20 kişi neyse aylık bu fiyatı ödüyorsunuz. Bu dediğim gibi standalone lisanslama şekli. Per user per app'le gelen belirli kısıtlar var. İşte bir tane uygulama yapıyorsunuz ya da bir tane portal yapıyorsunuz. Bir portal, bir uygulama istediğiniz zaman per user'a geçmeniz gerekiyor. Per user per app'ten çıkıyorsunuz. İşte Dataverse kullanım kapasiteleriniz bunlar ve diğer limitler içinde şöyle birkaç detay var. Bunları geçiyorum, hızlıca geçiyorum. Per user'da, yani bu lisanslama çok detaylı ve kısıtları, belirli kısıtları olan bir süreç. Dolayısıyla sahip olduğunuz elinizdeki mevcut lisanslarla beraber en doğru bilgi Microsoft satış danışmanınızda. Hani ne kullanmak istiyorsunuz, ihtiyaçlarınız ne, ne kadarlık bir kullanımınız olacak, kaç kişi kullanacak, bunları hani bir hesaplayıp nasıl Azure'da bir pricing yapıyorsanız burada da hani buna benzer bir lisanslama şekli, yöntemi çıkarabilirsiniz. Per user per app dışında dedik ki bir de aslında 365 ve Dynamics'le gelen özellikler var. Bütün özellikler açık değil. 365 veya Dynamics 365 veya Office 365'te bir lisansa sahipsiniz diyelim. Size belirli özellikleri kullandırtıyor. Mesela Office 365 lisansınız varsa işte standart konektörleri kullanabiliyorsunuz ya da işte premium konektörleri kullanamıyorsunuz ya da işte custom konektör oluşturabiliyorsunuz ki bu akşamın aslında ikinci sorusu da tam olarak buydu. Ben bu kişiyle iletişime geçtim. Ben custom konektör oluşturuyorum diyor. Sıkıntı yok. Ama custom konektörü çalıştıramıyorum, paylaşamıyorum. Mail adresini verdiği için ben hani yaptım, ulaşabildim, görüştük kendisiyle. Bilmiyorum şu an burada mı, buradaysa hani el kaldırabilir ama günün sonunda şunu anladık. Bu arkadaş Office 365 ile geldi. Yani 365 Custom Connector aslında 365 ile beraber gelen bir özelliktir. Lisansa tabi değildir. Dolayısıyla Custom Connector oluşturabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Custom Connector'u paylaşmak lisansa tabi olduğu için paylaşımını yapamıyor. Dolayısıyla paylaştığı kişiler bu uygulamayı kullanamıyor. Çünkü Custom Connector paylaşılmıyor. O arkada onu görmüyor. Hani burada şunu yanlışlıkla tıkladım. Hadi açılmışken bunu da gösterelim. Bu lisansın bu guide'ın size şeyini vereceğim ben, linkini vereceğim. Burada 32 sayfa size gösterdiğim slide'ları burada tek tek bulabilirsiniz. Nasıl lisans alabiliriz? Neleri kapsıyor? Neleri kapsamıyor? Dediğim gibi 2021 lisans guide'ı. 2022'de bir değişiklik oldu mu olmadı mı şu an için herhangi bir fikrim yok. Sadece ve sadece şurada price kısmından şu açalım tekrardan. Şurada price kısmından Microsoft aslında biraz da gitmeye başladı. Bu Azure tarafında da böyle pay as you go'ya, yani kullandığın kadar ödeye. Burada da aslında arkadaşlar öngöremediğiniz bir şeyler olabilir. Hani bir uygulama, işte şimdilik bir uygulama ama işte ileride belki kullanırsak uygulama sayısını arttırabiliriz veya portal kullanımımız olabilir veya Dataverse kullanımımızı arttırabiliriz şeklinde öngöremediğiniz şeyler olursa ya da
Şimdilik bunu işte 3 kişi kullanıyor. Bu departman kullansın. Aa, baktık evet, kullanım güzel, yaygınlaşabiliyor. Diğer departmanlarda kullansın. Kullanıcı sayısı artsın vesaire şeklinde, dediğim gibi öngöremediğiniz bir durum olduğunda pay as you go'ya geçiyorsunuz. Pay as you go'da da aylık 10 dolar gibi bir şey var, ödemesi var. 10 doların üstünde kullanımınız olursa onu ödüyorsunuz. Altında olursa 10 dolar ödüyorsunuz. Dediğim gibi bu şu an preview'da. Power Apps'te şey böyle, lisanslama böyle. Power Automate'de de aslında benzer şekilde. Ona da bir bakalım. Şimdi Power Automate'de de Flow başına ya da kullanıcı başına bir şekilde ödemeniz gerçekleşiyor. Hani uygulama değil, artık burada da flow'lar işin içerisine giriyor. Limitler vesaire yine size göndereceğim şeyde, link içerisinde. Yani böyle sorularda aslında hani linkten buyurun bakın demek benim çok hoşuma gitmiyor. Hani direkt cevap vermek istiyorum ama şu an bütün bu, hani bu soruyu soran kişinin tüm mevcut durumunu, sahip olduğu lisanslamayı vesaire bilmediğimiz için, hani genel olarak siz de genel bir bilgi almak isterseniz kendi durumunuza, kendi kullanım kapasitenize, düşüncelerinize göre, ihtiyacınıza göre nasıl bir lisanslama tipine sahip olmak isterseniz buradan detaylıca bakabilirsiniz. Power Virtual Agent ile yine 365 ile beraber gelen şeyler, özellikleri, connection'lar vesaire şeklinde devam ediyor. 365 ailesinden bir ürününüz varsa kısıtlı sayıda, ama bu kısıt hani çok böyle hareket etmenizi engelleyecek kadar bir kısıttan bahsetmiyorum. Aslında yine uygulama yapmanıza izin veriyor. Power BI'da da aslında buna benzer bir şey. Mesela desktop versiyonu var Power BI'ın ve bu tamamen ücretsiz. Bir paylaşım yapmadığınız sürece, yayın yapmadığınız sürece, bunu işte coworkerlerle paylaşmak istemediğiniz sürece herhangi bir lisans engeline takılmıyorsunuz. 365 tarafından gelen özelliklerle de mesela hiçbir lisans parası ödemeden uygulama geliştirebilirsiniz. Sadece bunu paylaşamazsınız. Paylaşma noktasında işte lisans devreye giriyor. Tabii Power Apps tarafında da paylaşmayacaksınız. Hani uygulamayı tek başınıza kullanmak için bir uygulama yapmayacağınızı düşünüyorum. O yüzden hani bir şey, lisansa ihtiyacınız olacak. Lisanslama ile ilgili en güncel bilgi burada. Şimdi burada bir nokta koyup Mehmet, senin eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım. Ona göre devam edeyim. Aa, çok teşekkürler. Estağfurullah sizler. Meltem Hanım çok güzel anlattınız zaten. Ben çok teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için. Siz zaten dediğim gibi yani lisanslama Power Platform'un en hızlı değişen kısmı olabilirim. Biz de bazen takip edemiyoruz. Ben de en son işte bu elinizdeki dokümandan takip. Hatta bunda da bir güncelleme var. İki tane uygulamadan işte per application lisansı da özür dilerim. User lisansı iki uygulamadan tek uygulamaya inmiş. Ben de onu müşteriden öğrenmiştim bu arada. Böyle bir durumda olabiliyor. Fakat elinizdeki bilgi tamamen güncel bilgi bu arada. En zaten siz çok önemli iki noktaya değindiniz. Bir tanesi pay as you go modeli. Aslında bu devrim niteliğinde bir model. Şu anda Power Apps tarafında kullanılabilen bir şey ama dolaylı olarak Power Automate'de de kullanılabilir. Çünkü Power Apps'ten tetiklenen flow'lar ve bir Logic Apps de arkada kullanabiliyorsunuz zaten. Logic Apps de Azure'dan gittiği için burada çok hızlı kullanım yapılabiliyor. Çok güzel bir model. Bir de dediğiniz gibi default environment'da lisanssız olarak da normal Office'in veya Dynamics'in seeded lisanslarıyla çok güzel uygulamalar yapılabilir. Premium sadece premium konnektörler kullanılamaz. Ama onun dışında içeride premium olmayan birçok güzel konnektör var. Özellikle kişisel produktivite ciddi anlamda geliştirebiliyor diyeyim. Çok teşekkür ederim bu arada. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi sizlerin eğer sorularınız varsa lisanslama ile ilgili bu şeyi kapatacağım. Onları alalım ve burayı kapatalım diyorum ben. 32 sayfa lisans şeyi biraz garip duruyor yani. Onu itiraf etmek lazım. Değil mi? Lisanslama modeli çok karışık. Ya Evet. çünkü kullanıma göre değişen bir uygulama yapısı itibariyle Power Automate de öyle. O yüzden haklı tarafı var da
32 sayfa olunca tabii biraz insan gözüküyor. Ama bu sadece şey, şöyle düşünelim, apps için değil. 3 ürün içinde. Hem Automate, hem Virtual Agent hem de şey apps için. Yani 3 ürün için. Nereden baksanız işte şey başına 10 sayfa gibi bir şey düşüyor diyelim. ama yine de karışık. Yapacaksanız ama herhangi bir lisans ücretine gerek yok. Bütün her şey paylaşmaya kalktığınızda başlıyor. Evet. Aynen öyle. Power Automate gibi bir şeyse arkada çalıştırdığınız işlerle de ilintili. Geçelim isterseniz diğer sorulara. Geçelim. Şimdi Power Automate'den bahsettik. Hadi Power Automate'e geldim. Güzel bir soru. Power Automate ve Power BI entegrasyonunda neler yapılabilir? Arkadaşlar preview'da olan bir şey. Hatta bununla ilgili yeni bir blog yazdım, bir makale yazdım. Çokça şey aldım, soru aldım LinkedIn'den yayınladığım gün gerçekten ve takibinde. Power BI'da, şimdi biliyorsunuz Power Automate'de aslında 3 çeşit biz flow oluşturabiliyoruz. Instant, Scheduled ve Automated flow oluşturabiliyoruz. Power BI'de sadece Instant Cloud Flow oluşturmanıza izin veriyor. Ve şimdilik sadece Power BI'deki butonla tetiklenen ama Action kısmında herhangi bir kısıt olmayan, aslında yanlış söyledim, evet kısıtlar var. Çünkü preview'da olduğu için sadece çoğunlukla Teams işte ya da e-mail notification ya da AI ile ilgili entegrasyon, AI ile ilgili action'lara biraz daha ağırlık var, izin var. Bunlarla ilgili herhangi bir akış oluşturabilirsiniz. Bu özellik şu an sadece preview'da. Kendisi içerisinde Power BI içerisinde taslak olarak hazırlanmış 4-5 tane bir şey var, template var. Bunu kullanabilirsiniz, akış oluşturabilirsiniz. Ama yapabileceğinizin sınırı Power Automate ile Power BI arasında şu an için kısıtlı. Preview'dan sonra geçtikten sonra kendi oluşturduğunuz konektörlerden tutun da işte Power BI'de yapabildiğiniz her şey ya da Power BI'de hazırladığınız flow'ları tıpkı nasıl Power Apps'e entegre edebiliyorsanız aynı şekilde Power BI'ye de entegre edebileceksiniz. Ama şu an için bunları yapamıyorsunuz. Şu an için sadece ve sadece Power BI'deki bir butonun tetiklenmesiyle, tıklanmasıyla tetiklenen ve işte çoğunlukla Teams tarafıyla. Çünkü Power Platform dediğimizde aslında Power Platform'un uygulamasını gördüğümüz yer çoğunlukla Teams. Yani Teams platform ve Power Platform böyle kardeş platformlar gibi düşünün. O yüzden biraz daha Teams action'ları var. Şimdilik bunları yapabiliyoruz. Bununla ilgili bir tane şey alacağım. Çok talep geldiği için bir tane uygulama, bir session yapacağım, bir demo yapacağım. Onu da Şubat ayı içerisinde planlıyorum arkadaşlar. Şimdilik ama sadece yazdığım blogla hani ne yapılır, ne edilebilir bunu görebilirsiniz. Altındaki soru diyor ki Power Automate'in yaygınlaşması konusunda Microsoft'un Avrupa ve Amerika pazarındaki faaliyetleri nelerdir? UiPath'te nasıl, ne yapacak da geçecek? Şimdi ürün kıyaslaması internette bol bol var, fazlasıyla var. Ama ben bir kullanıcı olarak kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Ben neden Power Automate'i kullanıyorum da UiPath kullanmıyorum? Bu arada ben gerçekten UiPath kullanmadım. Bu da benim tembelliğim olarak düşünün. Aslında farklı ürünleri kullanıp şey yapmam lazım. Ama hakikaten bunu yapmadım, buna vaktim olmadı. Birincisi, Power Automate'de AI mekanizması içerisinde gömülü geliyor zaten. Bir data scientist olmanıza gerek kalmadan, kendi içerisinde size sunulmuş gömülü modelleri kullanarak flow'larınıza AI yeteneği kazandırabilirsiniz. Power Automate'de oluşturduğunuz akışları şu an için yapamıyorsunuz ama ileriki süreçte Power BI'da dashboardlarınızda kullanabilirsiniz. Bir şeyi altını vurgulayayım. Desktop'ta oluşturduğunuz flow'ları kullanamazsınız. Desktop'ta oluşturduğunuz, raporda oluşturduğunuz flow'ları cloud'a çıktığınız zaman kullanabilirsiniz. Çünkü oluşturduğunuz flow cloud bazlıdır, cloud'da yaşar. Desktop'ta hani bunu run dedim çalışmıyor bilmem ne vesaire gibi geldi. Çünkü bana bu şey yaptık olmadı gibi şeyler geldi de feedbackler geldi. O yüzden söylüyorum desktop'ta hazırlıyorsanız bunu cloud'a mutlaka o raporu publish etmeniz lazım. Aksi halde flow çalışmaz arkadaşlar.
Dediğim gibi UiPath'i neden geçecek? AI mekanizması var. Bunun dışında Microsoft'un zaten çok iyi bir dokümantasyonu var. Şimdi bir kullanıcı olarak ben karşımda iyi bir dokümantasyon, iyi bir işte çekilmiş webinarlar ya da işte videolar, YouTube kanalları, işte LinkedIn'de learnler vesaire, bunlar olmalı ki ben kendi kendime aradığımı bulabilmeliyim. Bunlar UiPath'le böyle mi bilmiyorum. Dediğim gibi kullanmadım. Ama Microsoft'un gelişmiş bir blog ağı, müşteri hani şeyi ticket açıyorsunuz, ticketlarınıza evet ha, anında cevap dönülmüyor ama dönülüyor gün sonunda. Ve mutlaka o ticket çözülmeden sizin peşiniz bırakılmıyor. Bu tür şeyler beni bir kullanıcı olarak memnun eden şeyler. Bunun dışında kullanıcı dostu ve her şeyden de öte low code no code. Bir yazılımcı olmadan, bir veya işte kod yazmadan sürükle bırakla. Onu oraya getir, bunu buraya getir. Yapacağım tek şey authentication'lar ya da işte en fazla en yorulacağım şey işte birkaç formülle değişken atama vesaire şeklinde. Bunlarla ne yapabiliyorum? Akış oluşturabiliyorum ve oluşturduğum bu akışı da platformun veya Microsoft'un herhangi bir ürününe entegre edebiliyorum. Bir de son olarak son şey şunu söyleyeceğim. Forrester Wave'da birazdan linkleri paylaşacağım zaten de Power Platform'un bloğu var. Bu blok içerisinde Automate ile ilgili spesifik bir blok var. Orada bir haber var. Siz de girip bakabilirsiniz. Forrester Wave. Tıpkı Gartner gibi aslında işte dijital pazarlama ürün dijital pazarda işte hangi ürünler var, işte müşteri memnuniyeti vesaire şeklinde böyle kıyas yapılan bağımsız bir kuruluş aslında. Burada 2021 dördüncü quarter'da lider pozisyonunda Microsoft var zaten. IBM var, Microsoft var. Yani dolayısıyla bana sorarsanız hani bunlar Automate'i kullanabilmem için yeterince hani geçerli sebepler. Yani hani bunun dışında Microsoft'un ekstra işte Power Automate'i yapmak için, geliştirmek için şunları şunları yapıyor diyebileceğim sürekli konektör havuzu gelişiyor. Konektör olmadığı zaman da sizin ihtiyacınıza karşılayacak konektör olmadığı zaman da sizin kendi konektörünüzü oluşturmanıza zaten imkan veriyor. Daha ne olsun diyorum. Hani UiPath kullanan varsa şey yapabiliriz, tartışabiliriz burada. İşte şurada da şöyle oluyor, burada da böyle oluyor şeklinde karşılaştırabiliriz. Bilgi şey yapabiliriz, alışverişi yapabiliriz. Ama onun dışında bence Power Automate, Low Code, No Code, AI var. Gelişmiş dokümantasyon, video bilen kişiler vesaire var. AI Center kullanarak yapay zeka modellerini kullanabilirsiniz. Güzel. Anladığım kadarıyla orada da bir şey var. Hazır default'ta modeller var. Siz de o default'lar hepsiyle no code geliştirilebiliyor. Tamam, bu da güzel. Dokümantasyonun da gelişmiş mi? Onu bilmiyorum. Belki muhtemelen onun da gelişmişti. Ama dediğim gibi ben bir kullanıcı olarak diğer Microsoft ürünleriyle entegre olan, uçtan uca bana hizmet veren bir firmanın ürününü kullanmayı tercih ediyorum. Neticede ikisi de paralı. İkisi de open source değil. Hani tercih meselesi. Eklemek isteyen var mı bilmiyorum başka. Şu chat kısmını bir açayım. RPA tool'larında yaygınlaşmanın hizmet verdikleri firmalarla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu konuda açıkçası katılıyorum. Onu da söyleyeyim. Power Automate'de desktop versiyonu yoktu. Bu yeni geldi. Yeni dediğim 1-1,5 yıl oldu herhalde. Belki de 2 yıl oldu. Dolayısıyla Power Automate'in desktop versiyonu çok iyi çalışmıyor. Ben zamanında bakmıştım. Çok uzun zamandır bakmıyorum açıkçası. Son gelen update'leri de almadım. RPA tool olarak Power Automate tercih edilebilir mi? Açıkçası ne zaman start verdi ve T0 anından bugüne kadar kendini ne kadar geliştirdi? Ya da işte rakibi olan ürün T0 anından şu zamana kadar neleri ne kadar geliştirdi? Biraz da buna bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ücret burada bir
Ekleme yapabilir miyim size? Tabii, buyurun buyurun. Şimdi aslında şöyle bir algı oluşması çok normal. 2019-2020'de aslında resimde Microsoft RPA tarafında yok. Yani Gartner'a, Forrester'a baktığımız zaman. Fakat işte 2020 sonrası RPA tarafına özellikle yapılan yatırım da şu anda UiPath'la aynı karede, kafa kafaya gidiyor. Yani feature'lar karşılaştırıldığında aslında iki ürün de birbirinin aynı işi yapıyor. Hiçbir farklılık yok. Yani ben şöyle bakıyorum, hani bunu bir Microsoft çalışanı olarak değil aslında, yıllarca da müşteri tarafında olan biri olarak. Şöyle diyelim, bu arada UiPath'le de çalışma fırsatım oldu. Şimdi birkaç tane konu var. Siz zaten çok vurguladığınız önemli bir nokta, dokümantasyon ve community. Yani bu işler dokümantasyonsuz olmuyor ve community'ye ihtiyaç var. Şimdi çok büyük bir community var. UiPath'in de keza öyle bir community'si var. Bir yandan AI ve konnektörler işin aslında kalbini oluşturuyor. Çünkü otomasyon demek aslında entegrasyon kabiliyetlerinin ne kadar iyi olduğuyla alakalı başarısı. Konnektörler ve şu anda independent konnektör programının da olması, independent konnektörlerin de ekosisteme dahil olması büyük bir artı sağlıyor. Bir de tabii UiPath gibi automation enabled ürünler, niş ürünler, hani tek bir alana odaklanmış ürünler. Yani Microsoft ekosistemi içerisine baktığınız zaman her şeyi bulabileceğiniz ve her şeyle entegre olabileceğiniz bir ortam sağlaması bunu kolaylaştırıyor. Son olarak şunu vurgulayayım, security, governance ve adoption kesinlikle konuşulması gereken konular. Yani bir konnektör veriyorsak bir müşteriye, bunun governance'ını çok iyi yapmamız lazım. Çünkü aksi takdirde paramparça olmuş bir güvenlik ortamı bulabiliriz. Veya milyonlarca dolarlık faturalar ödeyebiliriz. O yüzden governance çok önemli. Microsoft'un buradaki artısı şunu söyleyebilirim. Governance ve adoption ve security kısmındaki aslında best practice'leri ve tool'ları. Katkılardan dolayı teşekkür ederim. Tabii buyurun. Ekleyebilir miyim? Şimdi Microsoft'un domaini çok geniş. Azure diye bir şey var. Hı. Azure'da bir sürü servis var. Office, Excel, Outlook, Teams, Power BI, Power Plot. Eğer bu domain sizin yaptığınız işi oluşturuyorsa büyük oranda Power Automate'i takip etmenizde fayda var. Kusursuz değil hiçbir ürünü, hiçbir firmanın ilk çıktığında. Power BI üzerinde şu an dataset'i güncellemeyle ilgili bir flow yaratıp tetikleyebilirsiniz ama teknik detayını paylaşamayacağım, yakında başka özellikler de gelecek Power BI özelinde. Bunun Power Apps'i de vardır, Outlook'u da vardır, Teams'i de vardır. Eğer RPA ile ilgili konuda çalışıyorsanız veya o alanda kariyer yapıyorsanız, ben olsaydım çalıştığım domaindeki, çalıştığım müşterilerin domainine göre yönlenirdim. Yani Microsoft oriented bir müşteri grubuna hitap etmeye çalışıyorsanız Power Automate'den ilginizi çekmeyin. Bu ötekini kullanmayın anlamında değil. Ama ilginizi çekmeyin. Çünkü Microsoft'un o geliştirme hızını yakalamak çok zor. Desktop ürünü başka bir third party geliştiriciden satın alıp değiştirdiği ya da geliştirdiği bir ürün. Bugün bu durumda olabilir ama yarın başka bir yere geleceği kesin. Domaininiz Microsoft'sa takip edin diyeceğim kendi adıma. Bir de tabii sadece sizin de söylediğiniz gibi yani bunu aslında bana yani biz şimdi hep Microsoft kültürüyle geliştik. Hani her lisede bile ben hatırlıyorum ya da üniversitede hep böyle şey Word, Excel üstünden, PowerPoint üstünden yani alıştığımız bir aslında şey var. Arayüz var. Bu arayüze, bu kolaylığa yani bu kolaylığı sağlayan ve bize bu kültürü oturtan aslına bakarsanız hani şey Microsoft. Dolayısıyla hani bu programları Microsoft'un programlarını kullanmak biraz daha hep bana şey geliyor, kolay geliyor. Yani bir başka environment'ta, bir başka habitatta tekrar o habitatın kültürünü öğrenmek vesaire biraz daha benim için zor geliyor. Ama ilk fırsat bulduğumda ben gerçekten bir UiPath'le hani bir şeyler geliştireceğim. Çünkü dediğim gibi yapamadım. Bu zamana kadar hiç yapamadım. Ama yapacağım. İlerleyen sorularda bir tane de IBM Planning Analysis var. Onu da oraya gelince konuşuruz da orada da mesela yine tartışacağımız şeylerden bir tanesi bu.
Şimdi devam ediyorum. Ben bir diğer soru da Power Automate de bu sefer Logic Apps, Azure Logic Apps'i karşılaştırmışlar. Yani hani hangisini kullanabilirim diye bilmiyorum Ceren burada mı ama. Şimdi arkadaşlar Power Automate, ya Microsoft'ta bir işi yapan sadece bir tane ürün yok. Akışı oluşturmak istiyorsunuz, akışınızı otomatize etmek istiyorsunuz. Bunu birden fazla ürünle yapabilirsiniz. Power Automate'de de yapabilirsiniz. Azure Logic Apps'de de yapabilirsiniz. Aslında günün sonunda ikisi de aynı hedefe çıkıyor. Sadece işleyişleri farklı. UI, web UI'ları çok benzer. Birebir aynı, yani çok çok benzer. Power Automate'de Logic Apps'in konektörleri ortaktır. Aynı konektör havuzunu kullanırlar. Sadece Logic Apps biraz daha kod yazmaya meyilli. İşte benim gibi sürükle bırakla akış oluşturmayıp da Visual Studio'da kod yazayım vesaire diyebilen ya da Visual Studio kodda fark etmez insanlara hitap ettiği için Logic Apps sadece bu fark var aslında arada. Bir diğer önemli faktör de şuydu. Logic Apps serverless bir mimari üzerine kurulmuş. Dolayısıyla pay as you go gibi. Yani ne kadar kullanacağınızı, ne kadarlık bir kapasiteye sahip olacağınızı bilmediğiniz durumlarda bunun ayarlamasını, bunun kullanımınıza bağlı olarak kendisi geliştiriyor ve bir performans kaybına sebep olmuyor. Dolayısıyla öngöremediğiniz bir gelişim, bir süreç varsa Logic Apps'te iş akışı oluşturabilirsiniz. Ama hayır, normal, basit bir şey oluşturacağım ben. Kod yazmayla da aram iyi değil dediğinizde hemen hemen benzer arayüzler üzerinden Power Automate'le sürükle bırak, yani seç, bir trigger seç, action seç, onu ekle, save it, run de vesaire, işte senin akışın oluştu. Özetle eğer kod yazmaya meyilliyseniz ve ne kadarlık bir şey kullanacağınızı öngöremiyorsanız Azure Logic Apps sizin için biçilmiş kaftan. Ama yok, hayır, ben biraz daha basit bir şeyler istiyorum, ne olacağını biliyorum, kodla da aram değil, iyi değil diyorsanız Power Automate'de iş akışlarınızı otomatize edebilirsiniz. Bir diğer soruya geçeyim mi? Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Biraz şeye bastım ama hızlandı. Şimdi Power Apps ile mobil uygulama geliştirilebilir mi? Evet, kesinlikle geliştirilebilir. Mobil uygulama geliştirebilirsiniz, web portal geliştirebilirsiniz. Geliştirilebilirse telefon üzerine çalışan bir app gibi mi, yoksa bir adaptörle mi kullanıyorsunuz bunu? Evet, Field Service üzerinden Power Apps uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Sizinle paylaşılmış bütün uygulamaları bir liste halinde görüyorsunuz. Uygulamaları listeden seçip uygulamayı tek tek açıyorsunuz. Ancak Aralık 21'deydi galiba. Aralık ayında, 2021 aralığında bir anons geçildi. Artık tamamen kendisi bağımsız bir uygulama olarak, yani herhangi bir shell'e ihtiyaç duymadan, herhangi bir servise ihtiyaç duymadan uygulamayı, Power Apps uygulamayı bir mobil uygulama olarak kullanabileceksiniz. Preview'da Aralık'ta duyuldu ama şu an için Field Service üzerinden kullanıyoruz hala. Ama bunun da, yani artık bir adaptöre gerek kalmayacak, bir aracı shell'e gerek kalmadan, bir markete, bir dükkana gerek kalmadan uygulamayı direkt markette yayınlayabileceksiniz. Şimdilik ama böyle değil. Power Apps 2000 veri sınırlaması kalkacak mı? Bu soruyu soran arkadaşım burada mı bilmiyorum ama bu konudan ne çektik diyelim. Kalkmayacak. Kalkmaması da gerekiyor aslında. Kalkmayacağını öngörüyorum. Çünkü bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Öncelikle bir delegation kavramından bahsedelim. Siz uygulamada diyelim ki bir takım bilgileri veri tabanından aldınız. SharePoint'ten aldınız. Kullanıcı ID, kullanıcı adı soyadı vesaire falan. Bunu sort ettiniz ya da işte search ettiniz, filtrelediniz, bir şeyler yaptınız buna. Ne oluyor? Uygulama aslında bir query'yi ilgili veri tabanına gönderiyor. Öyle değil mi? Veri tabanında kaç tane satırınız varsa, 3000, 5000, 30, 10 fark etmez. O kadarlık veriyi sort ediyor
veya işte hangi işlemi yapıyorsanız sort ettiğimizi düşünelim. ID'ye göre sort ettik. Son eklenenleri görelim diye. Onun bütün sonucunu size geri dönüyor arkadaşlar. Veri tabanında buna gerek yok. Yani bunda herhangi bir sıkıntı bir şey yok. Ama Power Apps tarafından collection function ya da clear collect gibi fonksiyonlar maksimum 2000 sayıda veri alabiliyorlar. Şimdi neden 2000? 2000'in özel bir anlamı var mı Microsoft tarafında bilmiyorum. Ama zaten gerçek hayat senaryolarında 2000 tane verinin uygulamaya bir anda yüklenmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Default'ta zaten bu veri 500. 500 tane yani veri tabanının gönderdiği, size gönderdiği o 3000 satırlık değerden sadece ilk 500'ünü alıyor. Ve onu gönderiyor. Eğer siz değiştirmezseniz. Bu sayıda maksimum 2000'e çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla 3000 satırınız varsa son 1000 satırı kaçırıyorsunuz. Bunu yükseltmenin trikleri var. Bu trikleri söyleyeyim. Birincisi geçici collection'lar oluşturabilirsiniz. 3000 veri, 5000 veri. Birkaç tane collection'a bölersiniz. Tıpkı partition'larda yaptığımız gibi, tabloları partition'lara bölmemiz gibi. Burada da veriyi geçici collection'lara bölersiniz ve geçici collection'ları bir collection altında toplarsınız. Ama bu tavsiye edilen bir şey değil. Gerçek hayat senaryolarında neler yapılır? Bir sayı, atıyorum 10 ID'de bir ya da 20 ID'de bir, o query'yi tekrar tekrar gönderecek şekilde bir yapı, bir mekanizma dizayn edildi. Buna örnek şöyle verebilirim. Mesela herkes Instagram kullanıyor. Instagram'da hızlı hızlı scroll down down yaptığınızda ne oluyor? Bir süre sonra bir loading çıkıyor değil mi? İşte o loading aslında veri tabanına o query'yi her 20 ID'de bir, 20 resimde bir ya da işte 50 resimde bir query'yi yeniden gönderdiği için biz o loading'i görüyoruz. Şimdi gerçek hayat senaryolarında bizim müşterilerimiz böyle bir şey olsun istemez. O yüzden de biz böyle şeyleri kullanmayız ve 2000 sayısı zaten çok yüksek bir sayı. Dediğim gibi geçici collection'lar oluşturabilirsiniz ama bunların hepsi uygulamanın performansını kesinlikle düşüren şeyler. Dolayısıyla tavsiye etmiyoruz. O yüzden de ben bu sınırın kalkacağını düşünmüyorum. Kalkmamalı da bence. Deyip bir sonraki soruya geçeyim mi? Bu sorunun sahibi burada mı? Değilse de sonradan bana ulaşabilir, tartışabiliriz bunu da. Şimdi şu environment kavramını şey yapalım, hemen birkaç cümle söyleyeyim. Environment arkadaşlar, siz lisans satın aldığınızda Microsoft Cloud tarafında her tenant için belirli bir environment, bir hacim bırakıyor, bir container oluşturuyor. Ve Power Platform ile ilgili uygulamalarınız, akışlarınız ya da işte chatbotlarınız ya da işte raporlarınız vesaire neyi, hani ne tutuyorsanız içeride hepsi environment kavramında, environment içerisinde tutulur. Environment'ın yönetimi önemli. Herkesin erişememesi gereken bir admin paneli var. Admin panelinden yönetilir bu. Değişik environment tipleri var. Sizin Dataverse kullanımınıza göre değişen ya da işte trial yapacağım, geliştirme yapacağım ya da uygulamayı yayınlayacağım şeklinde. Sadece ve sadece environment ile ilgili şunu söylemeliyim. Power Apps, Power Automate ve Power Virtual Agent aslında hepsi aynı environment'a bakar. Birden fazla environment'ınız varsa eğer, default dışında birden fazla environment'ınız varsa, eğer ki uygulama flow'u görmüyorsa ya da işte uygulama botu görmüyorsa vesaire şeklinde böyle birbiriyle iletişim sıkıntısı varsa farklı environment ortamlarında çalışıyorsunuzdur. Bir işi geliştiriyorsanız her zaman yayın yapacaksınız. Mesela uygulamayı yayınlayacaksanız default üzerinden yayın yapmalısınız. Bir trial environment'tan bir uygulama yayını yapamıyorsunuz vesaire deyip Power Apps'i öğrenebileceği kaynaklara geçiyorum hızlıca. Power Apps'i arkadaşlar en iyi Microsoft'un kendi web sitesinden, kendi dokümanlarından, kendi bloglarından, kendi YouTube kanalından ya da MVP'lerinden öğrenebilirsiniz. MVP'ler Power Apps ile ilgili en tanınmış, bilinmiş MVP'ler Shane Young, Reza Dorani var. April'dan
Dunham vardı galiba, soyadını hatırlamıyorum ama o onun MVP'liği düştü galiba çünkü Microsoft'a geçti, ondan emin değilim. Ama bu kişiler hem çok aktif bir şekilde YouTube'da, LinkedIn'de video yayınlayıp post yayınlıyorlar. Bu kişilerden öğrenebilirsiniz kaynakların dışında. Bir diğer soru şu, Power BI ile ilgili sorular. BI raporunu yaptığımız sayfalar için gizle göster özelliğini mail bazlı kullanabilir miyim? Biz genelde şöyle yaparız. Ben aslında bu soruyu da tam anladığımdan emin değilim ama hani sizden de katkı gelirse sevinirim. Şimdi şöyle, Power BI Desktop'ta mesela bir RLS oluşturdunuz, bir rol oluşturdunuz. Bu rolü şey tarafında, servis tarafında bu role mail bazlı atama yapabiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla hani sayfa bazlı, sayfayı göster, gizle vesaire yaptıktan sonra, raporu yayınladıktan sonra o rol için mail bazlı atama yapabilirsiniz. Ya da şunu anladım, hani subscription oluşturabiliriz mail bazlı. Yani subscription'ları hep şey yapıyoruz, mail bazlı oluşturuyoruz. Burada da zaten rapor sayfa bazlı oluşturuluyor. Eğer dashboard paylaşmıyorsanız subscription'da bir rapor sayfası oluşturacaksınız. Zaten gizlediğiniz sayfaları göndermeyebilirsiniz. Ben bu sorudan bunları anladım. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa Halil Bey. Bir yorum yapacağım da linklerini arıyorum bir taraftan. O zaman ben bir sonraki soruya geçeyim mi? Bekleyeyim. Buldum. Buldunuz mu? Süper. Tamam, şimdi bekliyorum. Sayfaları gizlemekse bunu yapabileceğiniz iki tane yöntem var temel olarak şu anda kullanabileceğiniz. Bir tanesi her kullanıcıyı sadece ilgili sayfalara subscribe etmek, diğerlerine yapmamak. Subscription ile ilgili bir blog yazısı yazmıştım daha önce. Bunun videosunu da çekmiştim. Chat ekranına yapıştırdım. Oradan görebilirsiniz. Bir ikinci şey de Microsoft Türkiye'den Mustafa Aşıroğlu'nun yazdığı bir yazı var. O da size bir fikir verebilir. Bu da benzer bir kapıya çıkacaktır. Kullanıcının kim olduğuna göre 10 sayfalık bir rapor setiniz var diyelim. Ama kullanıcının kim olduğuna göre bazı rapor sayfalarının gizlenmesini istiyorsanız bazı hack yöntemlerini kullanabilirsiniz. Onun da linkini chat ekranına yapıştırdım. Bir o yazılara göz atabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Özüm'ün bir sorusu var. Diyor ki bizde bir veri ambarı yapısı yok ama ERP sistemlerinden de milyon satırları olan birkaç tane tabloyu alacağım. Bu tabloyu diyor Power BI tarafında modellesen performans kaybına sebep olur muyum? %100 performans kaybedersiniz. Şimdi Özüm, bu durumda sana iki tane çözümüm var. Birincisi, eğer hani vakit ve kaynak kaybı olmayacaksa veri ambarı yapısını kullanman gerekiyor. Kullanabilirsin. Çünkü veri ambarını bir, güvenlik için kuruyoruz. İkincisi, yani güvenlik derken işte gelişmiş bir BI takımınız vesaire yoksa, işte raporlamayı direkt veri tabanlarına hakim olmayan kişilerin veri tabanına erişimini engellemek için bir buffer gibi kullanabiliyoruz veri ambarlarını. Ya da performansı arttırmak için kullanıyoruz. Hayır, ben veri ambarı kurmayacağım, bu gerek yok dediğimiz noktada da hatta şimdi yeni bir böyle bir projeye başlayacağız. ERP sisteminden değil de başka bir sistemden veya ERP'den fark etmez. Bunun için bir online veri tabanı kullanın, SharePoint gibi. Bu tabloları SharePoint'e aktarın. SharePoint'te aktardıktan sonra Power BI'ye geçişini sağlayın. Yani Power BI'ın veri tabanı SharePoint olsun. SharePoint'e veriler de ERP sisteminden ya da A'dan B'den Z'den hiç fark etmez gelsin. Bu size performans açısından bir sorun yaratmayacaktır. SharePoint online kullanımı zaten çok kolay. Liste oluşturabilirsiniz vesaire. Excel'e benzer bir şey var, arayüzü de var. Bunu yaparsanız şey olmayacaktır, performans kaybı olmayacaktır. Aksi halde satır sayısı yüksek
raporu şişirecektir. Dolayısıyla performans kaybettirecektir size. Şimdi gelelim IBM Planning. Burada biraz şey yapalım mı? Buraya benim hem itirazım var, tabii. Hem katıldığım noktalar var. Tabii. Şimdi ben iş kullanıcısıyım. IT kökenli değilim, hardcore. Dolayısıyla işi en çabuk ve en performanslı şekilde hızlı olması önemli. Şimdi yaptığım çalışmaların %99'unda illaki bir ERP var. Adının ne olduğu çok önemli değil. Yani bir SQL veri tabanı var veya SQL tabanlı bir veri tabanı var. Bütün işlerimde ben bir veri ambarı kurmayı pas geçiyorum. Pas geçebilir miyime bakıyorum ilk etapta her seferinde. Niye diyeceksiniz? Daha fazla IT kaynağı, daha fazla süre vesaire falan. Şimdi şöyle bir kriter var benim tecrübeme göre diyelim. Şimdi Power BI ile ERP sistemine ben doğrudan bağlanmayı ilk tercih olarak yapıyorum. Ama yaparken performansı düşünmek zorundayım. Değişen veriyi çekerken, güncellerken sistemi kullanan kullanıcıları rahatsız etmemeliyim. İşte 2 saat sürmemeli, refresh vesaire falan filan. Ben şunu öneriyorum özüm arkadaşa. Power BI'de size lazım olan tabloların sadece lazım olan sütunlarını içeren basit select cümleleri ve basit bir where condition, bu where condition firma kodu olabilir, yıl olabilir, fark etmez. Where condition'ı oluşturan view'lar oluşturun. Power BI ile o view'lara bağlanın ve refresh'inizi mutlaka incremental refresh'e bağlayın. Ve Power Query tarafında yaptığınız step'lerin sisteme yük bindirmediğinden mümkün mertebe emin olun. Normal şartlarda bu herhangi bir kapsam olabilir, finans, satış vesaire falan. Normal şartlarda eğer Power Query tarafında ve kullandığınız view'lardaki source'ların sorgularında olabildiğince basit ve performansı her zaman göz önünde tutarsanız, atıyorum 10 milyon satırlı bir transaction tablosunun güncellenmesi 10 dakikayı geçmez. Benim tecrübem bu yönde. Ama şu da var, veri ambarı denen bir kavram var. Birden fazla bir sürü kaynağınız var. Excel'ler, SharePoint'ler, web servisleri, OData'lar, ERP'ler vesaire. Bunlardan veri çekerken ve çektiğiniz veri üzerine transformasyon yapacaksanız ve bunlar ağırsa araya bir veri ambarı koymak mantıklı bir çözüm. Veri ambarını kurmak için Synapse'i de kullanırsınız, Integration Service'le SQL'i de populate edersiniz. Eğer böyle bir durum varsa size başka bir önerim daha var. Power BI'de Data Flow diye bir kavram var. Data Flow sizin veri kaynaklarınızdan okumanız gereken verileri Power Query'nin online versiyonuyla okuyup bulutta sizin tenantınıza ait bir Azure Data Lake'e yazan bir yapı. Sorunun devamını okuduğumda ona göre örneklendirmeye çalışacağım. En kötü ihtimal şöyle bir şey bile yapabilirsiniz. Son 4 senenin misal datasını, 2021'in sonuna kadar olan datayı bir sefer o Data Lake'e çıkartıp sonrasında 2022 için tekrar değişen datayı ya da 2021 datasını çekip onları birleştirmeyi de tercih edebilirsiniz. Yöntem çok. Benim ilk tercihim her zaman ERP tarafında yük getirmeyecek şekilde, ERP'yi kullanan kişileri zorda bırakmayacak şekilde hızlı çalışabileceğini düşünüyorsam, bunun içinde transformasyonların ağırlığı var. ETL tarafında ya da Power Query tarafında işte merge'ler yapacak mıyım? Ağır transformasyon, bir sürü şey var. Ama bunların basit olduğunu düşünüyorsam view yaratıp bütün her şeyi oradan okuyup ama refresh'i de incremental refresh yapıp her aynı datayı tekrar çekmenin manası yok çünkü. Incremental'e bağlayıp oradan devam ediyorum. Veri ambarı lazım mı sorusuna ben tek cümleyle cevap vermek gerekirse hayır lazım değil diyorum. Ama deyip case'leri açıyorum. O datayı alıp bir SharePoint listesine koyabilirsiniz. CSV... Bir sürü opsiyon olabilir, bir sürü alternatif olabilir. Ama
böyle 3-5 milyon satırlı tablolarla uğraşıyorsanız bu Power BI için hiçbir şey demek, onu söyleyebilirim. Eğer transformasyonlar tarafında gereksiz ya da ağır işlemler yapmıyorsanız. Kavgasını çok yapıyorum ben bunun IT ekibiyle bazen de. Hadi deneyelim, karşılaştıralım moduna sokuyorum. Bazen veri ambarı kurmak daha mantıklı çıkıyor. Veya veriyi ara bir staging katmanına koymak mantıklı çıkıyor. Bazen hiç de bir fark yok, devam et şeklinde. Duruma yani bağlı. Veri ambarı aslında şöyle, eğer ki veri ambarı kurmakta bir şey yok. Evet, biraz zaman ve kaynak kaybına sebep oluyor. Ama veri ambarının rapor oluşturulduktan sonra yaşatılması, kurulmasından çok daha sıkıntılı bir şey, süreç. Dolayısıyla o veri ambarını yaşatacak bir IT ekibi veya bir işte o işe dedike kimse yoksa, evet, veri ambarı kurmak şey değil, sorun, çözüm değil. Zaten hani kullanılamaz bir şey olmaz. Çok pardon. Son bir şey daha söyleyeyim. Son. O olan geldi herhalde. Evet, aynen. Teknik detaylarını paylaşamayacağım bir gelişme de olacak yakın zamanda. Ne diyeyim? Eski teorik bildik işte integration service vesaire falan gibi ETL tool'larının pabucunu dama atacak şahsi kanaatim. Veri ambarı lazım diye düşünen arkadaşlar için. Teknik detaylarını paylaşamıyorum çünkü gizlilik şeyine bağlı ama en fazla 2 ay, öyle diyeyim. Tamam, peki, bekliyoruz. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. IBM Planning Analytics kullanıyorum. Neden Power BI'ye geçmeliyim? Hızlıca bunu cevaplayacağım. Yani aslında hani bir önceki şeyde işte Automate'de, UiPath'te biraz bunun kıyaslamasını yaptım. Şimdi IBM tarafında da aslında bakarsanız çok gelişmiş bir dokümantasyon vesaire var. Hani ben neden IBM Planning tercih ederim veya neden Power BI'ye geçmeliyim? Evet, bütçeleme, işte bütçe raporlama, finans kısmında IBM Planning Analytics biraz daha gelişmiş. Evet, bunu şey yapıyorum, söyleyebilirim. Yanlışsam lütfen Halil Bey değiştirin, düzeltin beni. Ama Power BI'nin entegrasyonları çok daha fazla, çok daha kolay. Onun dışında data import veya query kısmı hemen hemen ikisinde de aynı. İkisi de işte software as a service şeklinde hizmet veren uygulamalar. Yani benzerlikleri çok fazla, çok fazla paralellikleri var. Hani ayırt edilebilecek ne olabilir? İşte bu az önce bahsettiğimiz Power Automate'in işte Power BI'ye entegrasyonu veya işte Power BI'ın diğer uygulamalara, diğer servislere entegrasyonunun kolaylığı gibi bir şey söyleyebilirim. Ama hayır, siz mesela Jupyter Notebook'ta kullanıyorum işte vesaire diyorsanız, mesela Power BI'ın buna entegrasyonu yok. Bunu kullanamıyoruz. Böyle bir durumda zaten hani IBM'den devam edebilirsiniz. Buyurun. Halil Bey, bir şey mi diyeceksiniz? Uygulamayı bilmiyorum ben. IBM'in Planning Analytics ne kadar efektiftir, değildir, hiçbir şey yapamam. Karşılaştırma yapamam ama başka uygulamalar da var. İşte Hyperion vesaire falan filan gibi. Şimdi bütçe dediğiniz zaman konu biraz genişleyebilir. Bütçenin oluşturulması ayrı bir konu. Bütçe datasının oluşturulması ayrı bir konu. Departman bazlı, cost center bazlı bilmem. Ya alttan gelen bir datayı konsolide eden bir yapıyı oluşturmak da bütçe uygulaması diye geçebiliyor. Oluşmuş bütçe datasının üzerinde işte raporlarını yapmak, karşılaştırmalarını yapmak da bütçe uygulaması diye geçebiliyor. Bu ne kadarını cover ediyor sizin şeyiniz bilmiyorum. Ama Power BI özelinde konuşmak gerekirse bütçe datasının oluşturulması kısmıyla ilgili Blockstand'daki son 2 yazıya bir göz atın lütfen. Benim gördüğüm şirketlerin tamamında, istisnasız neredeyse tamamında, bütün bütçe datası alt tarafta başka şekillerde oluşturuluyor olabilir ama en nihai anlamda Excel'lere geliyor ya da CSV'lere geliyor. O format da hiç değişmiyor. Hep standart ya da çok yakın birbirine. Denemek bedava. Free lisans var. Kişisel kullanımla ilgili bütçenizi yapabilir miyim kısmı için
harcamanız gereken hiçbir şey yok. Esneklik tarafında ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum Power BI gibi uygulamaların bütçe şeylerine göre, bütçe uygulamalarına göre. Çünkü bütün bütçelerde şey vardır, ne denir? Hiyerarşik bir düzen var. Yani atıyorum sol kolonla görmek istediğiniz şeyler, işte finansal bütçe yapıyorsanız ya hesap 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 diye gider, üstünde hesap grubu vardır, üstünde ana grup vardır falan filan. Ama öyle bütçeler gördüm ki oradaki hiyerarşi aynı seviyede değil. Bütçenin bir cümlesi hesap bazındayken, hesap kodu bazındayken, bir başka cümlesi hesap grubu bazında, bir başka cümlesi hesap grubu artı cost center bazında falan. Şimdi böyle bir şeyi yapmak için tasarlandıklarını zannetmiyorum bu uygulamaların. Çünkü bu case specific logiğini, mantığını deşifre edip modelini tasarlamanız gereken bir durum. Custom. Yani böyle bir şey için bu tür uygulamaların şansı çok yok gibi geliyor. Dediğim gibi bütçe kolaydır aslında. Bütçe diye aratın blog sitesinde. Direkt işinizi görecek bir sürü yazı bulabilirsiniz. Denemek de bedava. O noktada bir şey söyleyeyim. IBM Planning Analytics'in free versiyonu yok. Mesela Power BI'de var free. Desktop indirip kullanabilirsiniz. Sadece share edemezsiniz. Cloud'a çıkamazsınız falan. Ama IBM'de bu yok. Bunun desktop versiyonu var mı yok mu onu da bilmiyorum ama araştırıp baktığım tarafıyla ben bir indirip bakayım, bir göreyim istedim. Ancak şey, lisans istiyor. Trial var bu arada. Trial versiyonu var. Gelelim son soruya Power BI ile ilgili. On-prem gateway nasıl çalışıyor? Ağ geçidi aslında nasıl kuruluyor diye sormuşlar. Şimdi ağ geçidi arkadaşlar, biz Power Platform'daki bütün ürünler cloud'dan. Eğer ki on-prem'den bir veri almak istiyorsanız cloud'daki bir veriye, cloud'daki uygulamanın on-prem'e erişimini sağlayabilmek için aslında bir gateway kuruyoruz. Gateway kurduğumuz şey nedir biliyor musunuz? Excel uzantılı bir şifreleme programı aslında. Şu az önce bahsettiğim işte cloud'da SORT oluşturma vesaire, bir query oluşturduğunuzda veri tabanına bu query'yi ileten kısım gateway'dir. Ve nasıl iletir? Siz bir query oluşturduğunuz cloud'da bu gateway cloud servis oluşturduğunuz query'yi analiz eder ve sizin kimlik bilgilerinizi şifreler. Ardından Azure servis bus üzerinden gateway'e bu query ve bilgileriniz, şifreli bilgiler iletilir. Gateway burada şifreyi çözer. Çünkü gateway'de aslında mail tanımlamaları yapılır. İşte Meltem şu veri tabanına erişebilir, işte Halil şu veri tabanlarına erişebilir şeklinde tanımlamalar yapılmıştır. Deşifre edilen bu bilgilerle kişinin query gönderdiği veri tabanları eşleştirilir ve doğru olması durumunda veri tabanına gider. Veri tabanın query'nin sonucunu tekrar size döner. Gateway üzerinden Azure Service Bus ve Gateway Cloud Service ile tekrar cloud'daki uygulamaya size sonuç döner. Yani aslında gateway dediğimiz şey şifreleme programı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Authentication'ınızı şifreleyip sizin query'nizi aktarıyor veri tabanına, size sonuç dönüyor. Yani request response işini yapıyor. Power Virtual Agent'da Lewis kullanımı nasıl oluyor? Olmuyor arkadaşlar. Power Virtual Agent, şimdi Microsoft'un hep söylediğim gibi iki ya birden fazla şeyi var. Chatbot oluşturabileceğiniz kanalı var. Bot Framework'ta da chatbot geliştirebilirsiniz. Virtual Agent'ta da chatbot geliştirebilirsiniz. Virtual Agent biraz daha Bot Framework kadar gelişmiş bir şey değil, tool, servis değil. Lewis dediğimiz şey Azure Cognitive Servislerden. Lewis üzerinden chatbotunuza işte dil yeteneği kazandırabiliyorsunuz. Harf hatası, kelime hatası, işte bu tür şeyleri chatbotun algılamasını ya da voice access vermek gibi bir takım yetenekleri chatbota bot framework üzerinden kazandırabiliyorsunuz ama Power Virtual Agent'ta böyle bir şey yok arkadaşlar. Power Virtual Agent çünkü sohbeti siz kendiniz istediğiniz dilde oluşturabiliyorsunuz. Türkçe yazarsanız bot Türkçe konuşur. İngilizce yazarsanız bot İngilizce yazar. Biraz daha aslında sürükle bırakla oluşturduğumuz için biraz daha kalıpları esnemiyor. Onun sahip olduğu kalıpları bizim biraz daha uymamız bekleniyor. Dolayısıyla Virtual Agent'ta oluşturduğunuz chatbot, Bot Framework'ta oluşturduğunuz chatbotlar kadar yetenekli değil.
diyorum ve soruları bitiriyorum. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa da şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Gerçi süreyi çok aştım ama. Hiç sorun değil. Ağzınıza sağlık. Katılımcıların listesini açmaya çalışıyorum. Eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Mikrofonunuzu sessizden çıkartın. Buradaki sorularla ilintili ya da ilintisiz hiç fark etmez. Power Platform grubundaki her uygulamayla ilgili sorabilirsiniz. Mehmet Bey, yazıyı okuyana kadar sesli sorsanız chat ekranını açıyorum. Hepimiz her şeye bazen ilk kez yeni başlıyoruz. O yüzden saçma soru yok. Hiç evet. Değil. İki farklı grafiği okuyorum ama anlamadım. İki farklı grafiği ilişkilendirebiliyor musunuz? Evet, ilişkilendirebiliyorsunuz. Slicer'lar aslında tam olarak bu işi yapıyor. Hatta slicer'ları Halil Bey, burada siz varken ben de Power BI ile ilgili konuşmadan ayıp oluyor gibi yani geliyor ama. İlişkilendirmeden kasıt nedir tam olarak bilmiyorum ama tahminim şuysa, eğer düzgün bir veri modeli kurduysanız, atıyorum bir tarafta müşterilere yaptığınız satışlar var, bir taraftan müşterilerin finansalları var. Her ikisinde düzgün veri modeli kurduk. Grafik sayfaya koyduğunuz grafikler yaptığınız her seçim birbirini tetikler. Yıl seçtiniz, her şey değişti. İşte grafiklerden müşteri A dediniz, her şey değişti. O etkileşimi ayarlamak da mümkün. Eğer sordunuz buysa blog sitesini baştan bir şöyle okuyun ya da Power BI YouTube resmi kanalındaki o playlistlerden bir introduction şeyleri var. Yani bir giriş aşamasındaki videolar var. Bir onlara göz atın. Hani default uygulamasında zaten rapor sayfasına koyduğunuz her şey, eğer veri modelinizde buna uygunsa, bir şeyi seçtiğinizde diğer her türlü grafiğin etkilenmesi üzerine o yapılan seçimden. Bu bazen highlight etme şeklinde olur. Yani kısmen aydınlatırsınız öteki grafikleri. Bazen komple filtrelemek üstüne olur. O etkileşimi siz ayarlayabilirsiniz de. Şuradan şunu seçin, hiçbir şey olmasın diğerlerine de diyebilirsiniz. Pareto analizi yaptık. Tetikler. Yani veri modeli doğruysa, yani veri modelindeki tablolarınız arasında ilişkiler varsa ve ilişkiler birbirini filtreliyorsa, o tablolar üzerinde yazdığınız metrikleri, koyduğunuz grafikler birbirini tetikler. Şimdi şu şeyleri göndereyim hemen sizlere. Excel'i göndereyim. Pınar Hanım, buyurun sorunuzu alalım. Konuşuyorsanız hiç sesiniz duyulmuyor. Çok az geliyor. Duymadık. Mikrofonu açık aslında Pınar Hanım'ın ama. Peki, sorusu olan başka arkadaşlar varsa sorabilir. Yazarak soracağım, tamam. Hangi konuda? Konuş yok çünkü. Kaybolmamak için evet, bu çok evet, hangi ürünle ilgili ya da hangi servisle ilgili? Power BI mi, Power Apps mi, Power Automate mi? Ya da hepsiyle ilgili mi? Şimdi ben genel olarak şunu söyleyeyim. Power Platform ailesiyle ilgili bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, sıfırdan başlamak istiyorsanız, başlayacağınız o T0 anında ilk yapacağınız şey Microsoft'un dokümentasyonuna ya da Microsoft Learn'e gitmek. Power Apps Automate ilk başta. Learn'e gideceksiniz arkadaşlar. Microsoft Learn'de beginner'dan başlayacaksınız okumaya, izlemeye ve bir takım şeyleri öğrenmeye başladıkça
YouTube'a geçip işte bu az önce saydığım isimlerin veya bizlerin bloglarını okuyup videolarını izleyip neler nasıl yapılmış, ben de bir yapayım deneyeyim. Bu uygulamaların trial version'larını mutlaka indirin, kullanın. Kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Böyle böyle başlayabilirsiniz. Ama start noktanız kesinlikle Microsoft Learn olmalı. O birazdan size göndereceğim bir Excel içerisinde onun da şey var, linki var. Ha, son güncellemeleri, son haberleri nereden takip edebilirim? Yine onu da Power Platform blog'dan takip edebilirsiniz. Onun da linkini birazdan paylaşacağım. Katılıyorum. Microsoft Learn tarafına, learnmicrosoft.com, learn dediğimiz kısımda o. Son dönemde gayet ciddi yatırım yapıyor. Koyduğu dokümanların da, eğitimlerin de, içeriği de, kalitesi de özellikle yeni başlayan arkadaşlar için gayet ideal. Gayet de kullanılan dil de çok ağır bir dil değil. İngilizce ile ufak sorunlarınız varsa orası. Her konunun ilgili YouTube kanalı da var. Oradaki videolara da mutlaka bakmanızı tavsiye edeceğim. Belli bir konuma geldiğinizi hissediyorsanız sonrasında yani bilgi vermeye çalışan, veren çok kaynak var. Hangisi en hardcore bilgi verdiğini düşünüyorsanız o adamları bulmanız lazım. Ben kendi adıma 4-5 kişi var toplamda. Çok daha fazla var aslında ama 40 yılda bir bakıyorum bazılarına ama 4-5 kişi sürekli takip ediyorum. Ne yaptım? Kendi adıma Twitter hesaplarını takip ediyorum. Paylaşım yapıyorlar çünkü. Doğru kaynağı bulursanız gerisi geliyor. Ama başlangıç için Microsoft'un kendi sitesi ve ilgili YouTube kanalları en doğru seçim olur. Power BI spesifik soruyorsanız Power BI öğrenmek için öneriler diye bir yazı var. Misal Meltem Hanım'la muhtemelen kaynaklarını paylaşmıştır. Blogları da takip edebilirsiniz. Şimdi belirli isimler var aslında. Bu isimler hepsi MVP ama hakikaten bunu iş edinmişler. Yani sıfırdan bilmeyeni öğretmeyi iş edinmiş olan insanlar var. Hani Power BI tarafında şeyi bilemiyorum, isimleri bilemiyorum ama Power Platform tarafında dediğim gibi sıfırdan uygulama yapabilmek için ya da sıfırdan bir şey öğrenebilmek için Zero to Hero, bu şeyi tabiri unutmayın, Zero to Hero şeyleri, akımlarını, video akımlarını, bu streamleri mutlaka yakalayın. Sıfırdan kendi içinize ihtiyacınız olan her şeyi sağlayabilecek bir uygulama geliştirme ya da otomatikte işte bir flow geliştirmeyi sağlayabilirsiniz. Bir Büşra Hanım, ayırdığınız zaman ve tüm bilgiler için teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz diyelim. Başka sorusu olan var mıdır diyelim. Galiba. Büşra Hanım, mutlaka bana mail atmayı unutmayın. Hem Discord channel için hem de bu şey için, text input'ta işte şeyi, o attribution'ları nasıl veririz, nasıl vermeliyiz, default'ta niye gözükmüyor, bunu çözelim sizinle beraber. Peki. Zannediyorum başka soru yok. Kayıtlar 2 ya da 3 hafta sonra YouTube kanalında ilgili kaynaklarla birlikte yayınlanacak. Tekrar izleme fırsatı için. Katıldığınız için çok teşekkürler. Bir dahaki meetup'ta görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.